Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tiyatro Martı'dan da biraz bahsedelim istiyorum. Ya çünkü ben kutlamak istiyorum önce sizi ve sevgili ailenizi. Hep söylüyorum bunu. Söylemeye de devam edeceğim. Tiyatro ile uğraşmak ve bir tiyatro kurmak ki böyle zor zamanlarda şövalyelik Çok bence. çok. Biraz öyle oluyor. Evet. Evet, öyleymiş. Nasıl öyleymiş? Nasıl oldu peki? Nasıl oldu? Zaten biz çok yapmak istediğimiz bir şeydi bu. Yıllardır hep yapmak istediğimiz bir şeydi. Babam, annem zaten çok eski tiyatrocular. Ben de arkadan aynı şekilde gelince ve ister istemez böyle güzel bir ekip olmaya başladık yavaş yavaş. Ve baktık çok inandığımız, sevdiğimiz insanlar var. Onlarla birlikte iş yapmak istiyoruz. Ve inandığımız işleri yapmak istiyoruz. İnandığımız oyunları yapmak istiyoruz. Oyuncu yanındaki oyuncu arkadaşına inansın, yönetmenine inansın ve keyifle işler çıksın. Hep böyle bir hayalimiz vardı ama bir türlü zamanını aslında biz şey yapamıyorduk. Hani doğru bir zaman olsun, nasıl bir oyun olsa, hadi bakalım bu yıl da gitti ama seneye şöyle bir şey falan diye. Ama sonra böyle bir takım şeyler üst üste geldi, geldi, geldi. Bir takım aksilikler oldu, sıkıntılar oldu. Ondan sonra ve öyle bir şey oldu ki onlardan, bütün o karanlık kötü şeylerden böyle bir bizim artık tiyatro kurma zamanımız gibi bir fikir çıktı. En de zor zamanlarda olmuş Aynen aslında. öyle Şu anda ve tiyatrocuların sıkıntıları da malum. evet. Ve Aynen birçok öyle. tiyatro kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı, hatta kapandı. Aynen. Evet, aynen öyle ama biz çok inandık. Çok güzel hayallerimiz var Tiyatro Martı ile ilgili. Adı da çok Adı güzel. da öyle. Adı tamamen bana ait. Çok güzel. Çünkü ben çok iddialı var olmadan çok fazla iddia koyan şeyleri çok fazla sevmiyorum. Sadece imge oluşturduğu imge bence tiyatroya çok uyuyor. Bir sanat kurumuna çok uyuyor Martı. Çok daha hayallerimiz var Tiyatro Martı ile ilgili. Biz de yavaş yavaş böyle emekliye emekliye büyüyeceğiz. Ama her zaman samimiyet esaslı bir tiyatro olacaktır. Her zaman dürüstlük, adalet ve samimiyet önemli olacaktır. Seçtiğimiz oyunlarda da her zaman bir sözü olan oyunlar seçmeye gayret göstereceğiz. Uçlar o anlamda hep şey diyorlar, yani stratejik olarak aslında bir özel tiyatro için doğru bir seçim mi? Çünkü tabii ki değil. Her şey stratejik ve ticari bakmamak lazım. Bu şu anda Türkiye'de, bütün dünyada ama özellikle Türkiye'de bas bas bağıran ve ben buradayım, lütfen benimle ilgili birileri bir şeyler yapsın denilen bir konu varken ve böyle de bir tekst varken, çok uzun yıllardır da Türkiye'de oynanmıyorken bence Türkiye'de bir tiyatro kurulacaksa ilk oyununun olması kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü yaptığımız iş tiyatro. Zaten bir şey söylemeli. Ama bu demek değil ki Tiyatro Martı hep böyle bu budur, şöyle olacaktır, bir de şuna bakın diyecek bir tiyatro olmayacak tabii ki. Bizim komedi oyunlarımız da olacak, çocuk oyunlarımız da olacak, böyle oyunlar da olacak, müzikallerimiz de olacak. Biz yavaş yavaş repertuar oluşturmaya başladık. Sohbetimizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Oyun takviminden de bahsedelim. Evet. Nerelerde izleyicilerimiz sizi görebilirler? Hangi sahnelerde, ne zaman? Öncelikle şunu söyleyeyim. Tiyatro Martı'nın internet sitesinden günlere, oyuncu arkadaşlarımızla ilgili bilgilere, her şeye oradan Verelim ulaşabilirler. buradan. Tiyatromartı.com. Ama ilk günleri hemen ben söyleyeyim. 13'ünde, 13 Şubat Perşembe günü Profilo'dayız. Profilo Alışveriş Merkezi'ndeyiz ve 18'inde, 13'ü ve 18'i önümüzdeki ilk iki oyunumuz. Seyircilerimizi bekliyoruz. Güzel, samimi bir oyun izleyecekler. Bu derde son derece inanmış ve yüreklerinde hisseden dört tane oyuncu izleyecekler. Ve bence bir şeyler değişebilir. Ben de o seyircilerden biri olacağım. Zevkle koşa koşa geleceğim. Çok teşekkür ediyorum Biz konuk teşekkür ederiz. olduğunuz Biz için. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Artı Bir Sanat'ın bugünlük de sonuna geldik. Mutlu akşamlar, sanatla kalın.